Sayın Bakan, bu tasarının neresi anayasaya uygun? Bu tasarının anayasaya uygun olan bir yeri var mı? Bu tasarıyla yargıyı tamamen siyasallaştırıyorsunuz. Yargıyı tamamen bağımlı hale getiriyorsunuz. Hukuk devletini katlediyorsunuz. 2011'de önce sözüm ona vesayet sistemini düzenini yıkacağız diyerek o zamanki suç ortağınız olan bir cemaate yüksek yargı üye sayılarını yükselterek yüksek yargıyı teslim ettiniz. Sonra 17-25 Aralık oldu. 17-25 Aralık'tan sonra ne olduysa bir anda bu cemaati paralel yapı ilan ettiniz. Paralel yapı devleti teslim aldı dediniz. İyi de o paralel yapıya, o devleti teslim eden kimdir? Hükümet değil midir? İktidar değil midir? Yasa dışı bir yapılanmanın devleti teslim almış olmasında iktidarın hiç mi sorumluluğu yoktur? 2014 yılında Aralık ayında yine yükselttiniz yüksek yargı üyelerinin sayısını. Şimdi düşürüyorsunuz. Gerekçeniz de istinaf mahkemelerinin kurulmuş olması. Peki size soruyorum, siz nasıl bir iktidarsınız? 2 yıl sonra, hatta 1,5 yıl sonra bu istinaf mahkemelerinin kurulacağını öngöremediniz de mi 1,5 yıl önce yüksek yargı üyelerinin sayısını yükselttiniz? Birkaç gündür arkadaşlarımız anlatıyor. Bunların tek sebebi korkudur. Bu bir korku yasasıdır. Adaletten korkuyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Türk adaletinden kaçamazsınız ama belki kaçarsınız. Ama Lahey sizi bekliyor orada. Ve en önemlisi ilahi adalet bekliyor sizi. Hepinize saygılarımı.